Günaydın herkese, iyi haftalar. Yeni haftaya başlıyoruz. Geri sayımda ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Küresel piyasalarda sert satışları izlediğimiz 1-2 haftayı geride bırakırken yeni haftada dalga boyunu yüksek olduğu bir seyirle başlıyor. Özellikle cuma günü S&P'de sert kayıplar vardı. Hatta cuma günü bir ara gün içi işlemlerde ayı piyasasına girdiği S&P'nin görüldü. 2001'den beri ilk kez 7 hafta üst üste düşüşle kapandı. S&P rekoruna göre halen %19 kayıpta. Dow Jones'un kaybı %15,4. Nasdaq ise rekoruna göre %30 düşüşle hali hazırda ayı piyasasına girmiş bulunuyor. Özellikle piyasaları takip ederken dolar endeksinin 103'ün altında olduğunu aktaralım. İçeride dolar TL 15.90'ın üzerinde yeni güne başladı. Ve kriptoda 1 trilyon doların eridiğini de bir not olarak aktaralım. 7. haftayı da kayıpla kapattı. Piyasadan yaklaşık 1 trilyon dolar silindi. Ons altın 1855 dolarda, gram altın 950 lirayı geçti. Piyasalar özellikle dalga boyunu yüksek olduğu seyrine devam ederken Biden'ın Japonya temasları izleniyor ve orada özellikle Çin tarifeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Amerika'ya dönüşte Hazine Bakanı Yellen'la bu tarifelerin gevşetilmesi konusunun ele alınabileceğini söyledi. Bunun da piyasada yarattığı hafif pozitif bir etki söz konusu. Bugün içeride kabine toplanacak. Piyasada en büyük beklenti enflasyon endeksi tahvilin açıklanacağı beklentisi. İçeride vaka sayısı 1000'in altında, 3 gün üst üste böyle olursa toplu taşımada artık maske zorunlu değil, serbest olacak. Bu arada dünyada koronavirüsün ardından maymun çiçeği alarmı var. Virüs 13 ülkede görüldü, vaka sayısı 100'ü geçmiş durumda. Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Rusya'nın davet edilmediğini gördük. Rusya'nın olmadığı bir Davos. Bu arada Finansal İstikrar Komitesi cumartesi toplanmıştı Hazine Bakanı Nebati Başkanlığı'nda. Bu hafta finansal istikrar raporunu bekliyoruz. Merkezin Para Politikası Kurulu toplantısı, Gıda Komitesi, bu hafta açıklanacak irili ufaklı pek çok veri içeride öne çıkarken çarşamba Fed'in tutanaklarını da takip edeceğimizi bir not olarak aktarmış olalım. Biz bu sabah Tuncay Turşucu ile birlikteyiz. Ankara'dan istihbarat şefimiz Ahmet Ergen de bize eşlik ediyor. Her hafta olduğu gibi günaydın, hoş geldiniz diyelim. Ve önce dışarıdaki havayı bir soralım. Özellikle dışarıda bir ayı piyasasından söz ediliyor. Bu tam olarak nedir? Ne anlama gelir bizim gibi piyasalar açısından? Tuncay, hem S&P'nin hem Dow Jones'un, yani Amerika'nın grafiklerine baktığında ne görüyorsun? Bizim açımızdan da bir olumsuz sinyal etkisi yaratabilir mi? Ne dersin? Yani şimdi aslında teknik anlamda %20'den daha fazla bir düşüş olduğu zaman teknik olarak bir ayı piyasasının oluştuğundan söz etmek mümkün. Bu şekilde yani ifade ediliyor. Ama bunun için tabii erken, yani %20 düşüş çünkü az bir rakam değil. Genelde bu %20'nin arkasından yeniden yukarı yönlü tepkilerin de olması da muhtemel olabiliyor. O nedenle hemen şimdiden öyle bir yorum yapmak zor. Ama tabii önemli bir rakam. Amerika'da yılbaşından itibaren ciddi düşüşler oldu. Bu tabii hepimizi etkiledi. Bizi çok fazla etkilememişti ama bizde içeride borsa endeksinde özellikle 3 aylık bilançolar bittikten sonra asıl o taraftan negatif aldık ve bizde de satışlarda çok daha ciddi bir şekilde aldı. Şimdi Amerika'yı incelediğimizde çok fazla aşırı bir satış olduğunu izliyoruz. Grafik de ortada. Yani artık çizdiğimiz pek çok sınırın da aşağısına geldi. Ama cuma günü son anda önemli alışlar var. Yani biz artık Amerika'da bir tepki yükselişinin olabileceğini tahmin ediyorum. Bir miktar daha ılımlı hareketler o tarafta görme ihtimalimiz bence var. Bu da bizim için de bir avantaj olabilir. Çünkü her gün uyanıyorsunuz. Amerika'da S&P %2 aşağıda, 3 aşağıda bu şekilde böyle uyanıyorsunuz. Bu da tabii ki bizi de olumsuz olarak etkiliyordu. En azından bundan sonraki süreçte bir miktar daha Amerika'da çok daha ılımlı hareketlerin olabileceğini, tepki yükselişinin olabileceğini söylemek mümkün aslında Berfu. Bizi de o nedenle olumlu yönde de bir etkisi de olacaktır. Peki, şimdi doları tabii herkes konuşuyor. Bir miktar doları soralım. Yani 16'lar zorlanıyor. Kamu müdahalesi olduğu da konuşuluyor.
Geçen haftadan itibaren gelinen seviyeler, yani bu hafta bizi nereye taşıyabilir? Ne öngörüyorsunuz dolar tarafında Tuncay? Vallahi aslında yani o tarafta durumlar çok böyle olumlu yorumlar yapmak zor. Aslında yukarı yönlü bir hareket var, orası çok net. Bu yukarı yönlü hareket aslında daha mı sert olacaktı, yoksa işte sürekli ifade edilen bir müdahale var, satışlar var, onların da etkisiyle daha mı sert oluyor? Kontrollü bir yükselişe mi müsaade ediliyor? Bu konularda yorum yapmak zor. Yani elde çok net bir rakam yok açıkçası. Bir şey de yok. Ama mesela yurt dışını okuyorsunuz. Yurt dışında yani içeride müdahale edildiği yönünde de pek çok da haber var. Bu tabii kurda biraz daha bir rahatsızlığa da sebep oluyor. Şimdi neden tablo çok olumlu değil? Çünkü 24.2 milyar dolarlık bir cari açığımız var yıllık bazda. Şu ana kadar 3 aylık bir veri bu. Yılın ilk 3 ayında 18 milyar dolarlık bir cari açığımız var ki geçtiğimiz yıl bu rakam 7.5 milyar dolardı. Merkez Bankası'nın rezervinden sürekli erime var ki Mart ayı verisinde bu rakam 4.6 milyar dolar oldu. Yani tek bir ayda çok önemli bir rezerv erimesidir bu. Yani bu şekilde bir tablo olduğunda elbette ki kurda da bir stres birikiyor. Ödemeler dengesi açısından ciddi bir baskı oluşuyor o tarafta. Bu durum ne kadar idare edecek? Bunları da izleyeceğiz ama yani eskisi kadar bu KKM'ye de çok fazla bir ilgi de yok. Yeni bir ürün olursa, enflasyona karşı bir avantaj sağlayacak bir ürün olursa onu da bir incelemekte de yarar var. Çünkü o da bence hani çözüm değildir ve riski de olabilir. Onu da yakından izleyeceğiz. Ama etki etse bile o da herhalde birkaç ay daha idare edecektir. Sonrasında ne olacak hep beraber izleyeceğiz. O tarafta görüntü şu, 15 önemli bir seviyeydi. 15 seviyesinin üzerine çıkmış olmamız bence psikolojik olarak olumsuz oldu. Bundan sonra 16'lar veya 16.50'lere yönelik hareketlerin yaşanması muhtemel. Yani yön o tarafta yukarıda. Ama bu yeni bir ürün ilan edilirse kurda bir düşüş olabilir. Fakat bu düşüşün ilk etapta bir refleks düşüşü olabileceğini, 15'in aşağısına da çok fazla bir hareketinde olmayacağını öngörüyoruz. Düştükten sonra yeniden bir iki ay içerisinde tekrar yukarı yönlü bir harekette yapması da muhtemeldir. Tuncay Turşucu ile devam edeceğiz. Ankara'ya da dönelim. Ahmet Ergin'e haftanın gündemini bir soralım. Aslında kabine toplantısıyla da yeni hafta başlayacak ama sonrası da yoğun. Ahmet, neler var? Berfu, evet, senin de söylediğin gibi kabine toplantısıyla başlıyoruz. Elbette kabinede içeride ve dışarıda yaşanan gelişmeler, özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan süreç ve son günlerin gündemi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna yönelik Türkiye'nin tutumu konuları oldukça önemli. Ama piyasaların merakla beklediği ve önümüzdeki dönem için yön tayin etmek açısından dikkatle izlediği ekonomi konuları da kabinenin gündeminde olacak. Saat 15'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Sonrasında akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısında olacak ve kabinede yapılan değerlendirmeler, alınan kararlar çerçevesinde açıklamaları olacak. Şimdi haftaya kabineyle başlayacağız. Önemli konuların, başlıkların değerlendirildiği bir toplantı. Ama belki bu hafta en çok konuşulacak, hatta alınacak karar ve yapılacak açıklamalar çerçevesinde önümüzdeki haftada konuşulacak önemli başlıklar da Merkez Bankası tarafında olacak. Perşembe ve Cuma günü Merkez Bankası'nı izliyor olacağız. Perşembe günü para politikası kurulu toplantısı var. Mayıs ayı olağan toplantısı.
Şimdi hatırlarsak geçen yıl 2021 yılı Eylül-Aralık döneminde 4 toplantıda 500 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleşmişti ve politika faiz oranı %19'dan %14'e çekilmişti. Bu gelişmelerin ardından bu yılın ilk 4 ayında Ocak-Nisan döneminde 4 toplantıda politika faizine dokunmadı. Kurul sabit tuttu. Ancak özellikle bu sabit tutma yönündeki kararların alındığı dönemde karar metni piyasalar açısından oldukça önemliydi. Piyasaların izleyen dönemler için bir yol haritası çizmek açısından mesaj aradığı noktalar karar metinleri olmuştu. Bu ay yine politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Ancak karar metni dikkatle izlenecek. Hatırlayalım, yine geçen ay Nisan ayı toplantısı sonrasında karar metninde makro ihtiyati politika setinin güçlendirileceği yönünde mesajlar vardı. Sonrasında bu çerçevede gelen kararlar olmuştu. Benzer adımlar olacak mı? Benzer mesajlar olacak mı? Özellikle buna bakılacak. Tekrar edelim. Perşembe günü para politikası kurulu, ancak politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. Hemen ertesi gün, haftanın son iş ve işlem gününde 27 Mayıs'ta Merkez Bankası yılın ilk finansal istikrar raporunu açıklayacak. Yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında açıklanıyor bu rapor. Özellikle yakın dönemde, yakın geçmişte yaşanan piyasa hareketleri değerlendirilip bunların kaynağına, sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin, verilerin yer aldığı bir rapor. Yeni dönem içinde verilecek mesajlar açısından oldukça önemli olduğunu belirtelim. Şimdi bu başlıkların dışında baktığımızda mecliste bu hafta yine ekonomiyle ilgili düzenlemeler içeren bir torba tasarının görüşüleceğini ifade edelim. Mecliste yarından itibaren görüşülmesi beklenen bu yasa teklifinin belki en önemli maddelerinden biri, bilançolarında yer alan yabancı paraları bu yılın sonuna kadar Türk lirasına çeviren şirketler için buradan elde edecekleri kazanç için kurumlar vergisi istisnası getirilmesi. Bu haktan yararlanabilmek için mevduatın en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi gerekiyor. Bu düzenlemeleri içeren maddeleri içeren yasa teklifi yarından itibaren genel kurulda görüşülecek. Bu hafta Gıda Komitesi toplantısı bekliyoruz. Finansal İstikrar Komitesi hafta sonu toplandı. Özellikle küresel ve Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Enflasyon başta olmak üzere, enflasyondaki yükselişin ekonomiye etkileri üzerinde ilgili bakanlar değerlendirmelerini yaptı. Şimdi bu alanda atılacak adımlar konusunda bu haftada Gıda Komitesi toplantısı yapılacak ve bu değerlendirmelerin, Gıda Komitesi'ndeki değerlendirmelerin ardından da bazı yeni somut adımların atılmasını bekliyoruz. Haftanın veri gündemine baktığımızda çok önemli veri takvimi ya da ajandası yok ama bugün özellikle hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri Mayıs verisi açıklanacak. 26 Mayıs'ta da ekonomik güven endeksi Mayıs ayına ilişkin rakamlar açıklanacak. Haftanın gündemi bu şekilde özetleyebileceğimiz bir durumda Berfu. Ahmet Ergen Ankara İstihbarat Şefimiz ayrıntıları aktardı. Biz Tuncay Turşucu'yla da birlikteyiz. Tuncay'a da bir kez daha dönelim. Ve az evvel doları konuştuk. Borsayı da merak ediyoruz ama şunu da eklemiş olayım Tuncay. Bu enflasyona endeksli tahvil beklentisi var piyasada. Yani ne zaman çıkabilir? Nasıl bir beklentisi var piyasanın? Daha evvel kur korumalı mevduatın açıklandığı dönemde olduğu gibi kurda bir düşüş etkisi öngörülebilir mi? Piyasada tansiyonu azaltıcı bir etkisi bekleniyor mu böyle bir tahvilin? Ne dersin? Yani şimdi ne zaman ilan edilir? İnşallah hani kurda bir yukarı hızlı bir hareket yaşanıp da ondan sonra bu bir silahmış gibi ilan edilmez. Yani vaktinde henüz piyasadaki algılamalar çok daha fazla olumsuz olmazdan önce umarım ilan edilir. Ama şunu ifade edeyim, yani nasıl bir şey çıkacak ortaya, bu da çok önemli. Yani en az bir yıl vadeli veya bir yıldan daha da uzun vadeye sahip bir tahvil veya bir ürün oluşursa ben bunun vatandaşın çok fazla ilgisini
çekeceğini zannetmiyorum. Yani buna yönelik çok fazla bir ilgi olmayabilir. O yüzden çok fazla işe de yaramayabilir. Bu yüzden çok daha kısa vadeli bir ürün olması lazım. Hani 6 ay hatta belki de 3 ay daha iyi olabilir. Enflasyon üzerinde birkaç puanlık bir faiz olabilir. Ama burada tabii dikkat edeceğiz. Yani sebebi de şu, bankalardaki mevduatlara da çok dikkat etmekte yarar var. Mevduatlardan bir kaçış eğer oluşabilirse, ürettiğiniz, koyduğunuz bu yeni ürün buna da sebebiyet vermesi muhtemel olabilir. O zaman da tabii ki bir mevduat sorunu oluşabilir bankalar için. Bankaların da bunun önüne geçmesi için de mevduat faizinde en az tahvil faizi kadar yukarıya doğru bir revize etmeleri lazım. Buna da müsaade edilmesinde yarar var. Yani sonuç olarak aslında bir faiz artışı etkisi bile oluşabilir. Ama söylediğim gibi nasıl şartlar olacak, ne gibi şartları var? Belki de işte sürekli izliyorsunuz evle ilgili olan, yani evlerle ilgili açıklanan pakette bile döviz tevdiat hesabını çözdürmek amaçlanmıştı. Belki bunda da aynı şey olabilir. Döviz tevdiatı hesabı olanlara yönelik bir ürün olabilir. O zaman da tabii ki haksızlık olur. Yani normalde lirada olan vatandaş da haksızlığa da uğramış olur. O yüzden şimdiden bir yorum yapmak zor ama bunun bazı yan etkileri de olacak. Bankalar için mevduat faizini ve kredi faizinde doğal olarak yukarıya da itici bir etkisi de olacak. Kur böyle bir üründen etkilenir mi? Etkilenebilir, düşebilir. Ama söylediğim gibi yani 15 seviyesinin aşağısına çok fazla bir düşüş olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü şu andaki sorunlar çok daha yüksek. Yani bir çok ciddi bir şekilde bir cari açık sorunumuz var. Önemli bir açık. Ve bu sürekli bir stres yaratıyor, baskı yaratıyor. Şirketlerin içeride 168 milyar, 170 milyar dolar gibi bir dış borç ödemeleri var. Bunun için de bir dövize bir ihtiyaç var sürekli. Bu konu ediliyor ve bunların haricinde bir de ihracatçı şirketlerin zaten ihracat gelirinin %40'ını sattırıyorsunuz. O şirketler Merkez Bankası'na sattıktan sonra giriyorlar spot'tan yeniden alış yapıyorlar. Üstüne bir de oradan da bir döviz alışı oluşuyor. Bu nedenle yani kurdaki yukarı hareketi belki bir süre engelleyebilir. Ama sonrasında çok daha farklı adımlara ihtiyaç var. Bakalım bizler de izliyoruz. Tuncay, zamanımız azaldı ama yani bir altını sormadan geçmeyelim. Bir de borsa, yani bu enflasyona dayalı tahvil çıkarsa borsayı da olumsuz etkileyebilir demiştin daha evvel. Beklentilerin nasıl borsa için? Evet. Yani bir miktar satışlar olacaktır. Genellikle mevduat veya tahvil yatırımcısıyla ise yatırımcıları ayrıdır. Ama hani sırf seçeneksizlik yüzünden borsaya gelen de bir yatırımcı grubu var. Onların satışı mutlaka olacaktır. Belki de bunun da etkisiyle endekste de bir baskı da oluşabilir. 2320 seviyesinde 50 günlük ortalamamız var. Grafikteki o kırmızı eğri budur. Bu seviyenin üzerinde olduğumuz müddetçe endekste aslında halen daha olumlu bir havanın sürdüğünü söylemek mümkün. Kısa vadede biraz böyle sıkıcı günler yaşayacağız ama uzun vadede borsanın ben çok daha yukarıda olacağını öngörüyorum. Çok güçlü netkar açıklayan pek çok şirketlerimiz var. Uzun vadeli yatırımcıysanız eğer borsanın çok daha iyi bir getiri imkanı sağladığını da buradan tekrar söylemek isterim açıkçası. Altın bence hani gram altında kalmakta da yarar var. Çünkü altını almış olmanız demek hem ons altın hem de dolara yatırım yapmış oluyorsunuz. Gram altında yukarıda 960 seviyeleri var. Bu seviyenin üzerine yükselişler başlarsa o zaman yukarı yönlü bir hareket olabilir ama şu yeni üründen sonra asıl daha net yorumlar yapmak mümkündür. Ben ons altın için de hani 1750'lere doğru yakın yerlerin alış için bir fırsat.
1950-2000'e doğru yönelik yerlerinde satış için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Belki bu hafta ons altında yukarı bir hareket görmemiz mümkün olabilir. Bu da bizde içeride gramı da bir miktar daha yukarıya doğru da hareket ettirebilir. Ama asıl sınır bence 960 gram altında. Tuncay Turşucu bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edelim. Onu uğurlarken hızlıca bir iki ayrıntıyı verelim. Bugün kabine toplanacak, yansımaları izlenecek. Vakalar binin altında 3 gün böyle olursa toplu taşımada maske zorunluluğu kalkacak. Davos başlıyor ama Rusya yok. FİK cumartesi toplandı. Bu hafta finansal istikrar raporu, Merkezin Para Politikası Kurulu toplantısı, kapasite kullanım oranı, hizmet güven endeksi, yabancı ziyaretçi sayıları, konut fiyatları, beklenti anketi gibi irili ufaklı veriler var. Hazinenin 5 borçlanma ihracı yakından izlenecek. Piyasalarda havanın biraz bozuk olduğunu aktaralım. Özellikle küresel borsalarda sert satışları takip ettik. Petrol 113 dolarda, ons altı 1855'te, içeride gram altınsa 950 liranın üzerinde yeni haftaya başladı. Çeyrek altın 1559 lira. Kısa bir reklam aramız var. Borsanın açılışına geri sayalım. Piyasalarda özellikle borsada açılışa geri sayıyoruz. Bugün kabine toplanacak. Davos başladı, Rusya'sız başladı. Oradan yansıyanları izleyeceğiz. Dolar 15.90'ın üzerinde yeni güne başlamıştı. Şu anda 15.88'de. S&P'de 7 haftadır düşüş var. Küresel borsaları da takip ediyoruz. Ve borsa %0.84 yükselişle yeni güne başladı. 2392 puanda açılışla birlikte. Biz kısa bir araya gidelim. Saat başında haberde buluşalım.